koyuyor şu anda. O yürüyüş devam ediyor. Biz de sizlere anlayalım. Merhaba. Evet, burada. Sağ ol. Vallahi tam Faik Öztürk'e yakışan çapsız açıklamalar olmuş. Aslında ona cevap vermeye bile değmez ama birkaç şey söyleyeyim. Önce Faik Bey, bahçıvan ama biberi yok. Sözcü ama hiçbir şeyden haberi yok. Yani şimdi Bolu'da anketçiler soruyorlar. Bolu'nun en büyük sorunu nedir diye. Sorun yok cevabı çıkıyor. Son 5 yılda, 4 yılda yapılmış bütün anketlere bakarsanız Türkiye'nin en başarılı ilk 5 belediye arasında çıktığımız görülüyor. Türkiye'nin en temiz şehrinde yaşıyoruz. Sayın Faik Öztürk bunlardan haber olmadığı için, o fil dişi kulesinden çıkmadığı için. Bir de Faik Öztürk sonradan CHP'li olmuş bir adam. CHP üyesi olmuş bir adam. Yani bürokrasi koltuğundan gelmiş. Ondan sonra direkt CHP'de milletvekili olarak başlamış. MHK'da hızlı bir şekilde yükselmiş. İşte benim siyaseten badem bıyıklı dediğim adamlardan bir tanesi de kendisi. İşte Abdülhatif Şener'i gördük. Yarın bunun elinden koltuğu alırsanız partiyi ilk eleştiren insanlardan biri de bu olur. O yüzden hani hep tekrarlıyorum. Bahçıvan'ıma biberi yok. Parti sözcüsü ama hiçbir şeyden haberi yok. Bir de tabii buradan bir çağrım da var. Hani burada başarısız olduk. Seçimi kaybettiniz. Seçimi kaybettiniz. Siz ve Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kaybettiniz. Gençlerin moralini bozdunuz. Ülkenin geleceğini kararttınız. Hala da orada oturmakta ısrar ediyorsunuz. Değişim isteyenlere de utanmadan ve sıkılmadan tepki gösteriyorsunuz. Hala örgütleri görevden alma peşindesiniz. Kendinize yakın delege yapma peşindesiniz. Ben burada örgütlere sesleniyorum. Ben sizin için yürüyorum arkadaşlar. Eski bir ilçe başkanı ve il başkanı olarak. Yanlışları söyleyin. Belediye başkanları. Ya her şey belediye başkanları ibaret değil. Bizim koltuklarda oturduk. İl başkanları. Ya neden korkuyorsun kardeşim? Senin fikrin alınmamış ama fırçayı yiyen sen olmuş. Neden korkuyorsun, neden çekiniyorsun? Hadi bir cesaret ya, hadi bir canlanın. Ankara'ya vardığımızda cürmü kadar yer yakar diyenlere bir gösterelim bakalım. CHP'de tabanında istediğimi. Büyük bir dip dalga geliyor. Faik Bey bence benim Ankara'ya geldiğim gün genel merkezde olmasın. Kalbi dayanmaz.